Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında kare konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda da sayfa numarası 120 ve 121 çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda ABCD kare verilmiş ve AEB eşkenar üçgen verilmiş. Bak şu eşkenarlıkları şöyle gösterelim. E karenin bir kenarı çift çizgi, çift çizgi, çift çizgiyi koyalım. Eşkenarı gösterdik ama açıların eşitliğini şöyle gösterelim. 60 60 bunu da tamamı 60. E sonra ne olacak? Kareyi kullanalım 90. Aa bak eşit var burada. Ne çıktı burada? Bir ikizkenar kenar üçgen çıktı. Tepe açısı kaç derece? Tepe açısı 150 derece. E 180'den 150 çıkart. 2'ye böl taban açılarını bul. Yani 30 bölü 2'den 15 15 oldu buraları. Hocam bunun tamamı 60. X'e kaç kaldı o zaman? 45. Cevap denizli oldu. Birinci soruda geldik 2'ye. İkinci soruda da neler verilmiş? ABCD kare verilmiş. Şu bir kare EB'nin uzunluğuyla AC'ye eşit verilmiş. Bak 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 bak. EB'nin uzunluğuyla AC yani bir köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verildiğinde. Dikdörtgende de bunu yapıyorduk. Diğer köşegende de biz çiziyoruz. Çünkü köşegenler birbirine eşit değil mi? Evet köşegenlerin eşitliğini gösterince. Şunu şu eşit. A, bununla da bu eşit olmuş oldu o zaman. X kenar çıktı. E o zaman x kenarlığı kullanacağız. Bu 45-45 derece değil mi? Evet hatta burası da 45 burası da 45 derece. Tamam. Şimdi şu parçayla şu parça eşit oldu ya. Yani şurada bir ikiz kenar üçgen çıktı karşımıza. Taban açılarını biliyor muyuz? Bilmiyoruz ama buluruz. Bu açılar eşit ve iki iç açı bir dış açı olduğundan dolayı. Hocam ikisini toplamı 45 ise buraları 22,5 derece mi yapar? Evet. E bunun tamamı zaten 45 dereceydi. 22.5'ün 45'e tamamlayanı kaç yapar? 22.5 yapar. Yani cevap denizli oldu. İkinci soruda geldik 3'e. Yukarıdaki 6 eş birim kareden. Birim kare demek ne demek? Karelerin her bir kenarı bir birim demek. Yani şurası 2 birim. Burası 3 birim olan bir dik üçgen çıktı karşımıza. Hatta Pisagor bağıntısından şurayı da bulabiliriz. 4, 9, 13 yani burası kök 13 olur. Değil mi? 2'nin karesi art, artı 3'ün karesinden dolayı. E buradaki haş isteniyor. Arkadaşlar bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Hipotenüs ait yükseklik eksikse alandan gitmiyor muyduk? Alan dediğimiz şey kök 13 çarpı h bölü 2'ye eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Aynı zamanda dik üçgenin yarısı olduğu için pardon dik üçgenin alanını olduğu için yani 2 çarpı 3 bölü 2 bölü 2'ler nanay. H da buradan 6 bölü kök 13 çıkar mı? Kesinlikle çıkar. Yani 3. soru C han oldu. Geldik. 4'e ABCD kare şeklindeki bir karton parçası verilmiştir. Alan 81 sağ kare 81'den A'yı 9 buluruz. Hocam buraya ne kaldı o zaman 6 kaldı. E ee, sonra kartonun içindeki böyle bir dikdörtgen çizilmiş. Bir kenarı 3 birim olan. Hocam bir kenarı 3 birim olan. Sonra şurayı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Kesilip aşağıdaki gibi yapıştırılmış. Hadi şunu aldım buraya yapıştırdım. Ee, şuradaki parçalar da eşit verilmiş. Vay! Bak burası 3, burası da 3 diyor sana. Hocam o zaman burası da 6 mı oldu? Çünkü niye? Burası 3 bulduk ya tamamı 9 olacağından 6 oldu. Tamam her şey çıktı meydana kardeşim. 6 birim 3 birim 3 birim. Ve benden bu uzun isteniyor. Buna karşılık bir dik üçgene karşılık getirmeyelim. Hop dik dörtgen yaparsam olay bitti. 3 ise 3 3 ise 3. Hocam şurası kaç çıktı? 9. Ondan sonra bu uzunluk kaçtı? 6 mıydı burası? Evet burası 6 idi. Şurası 6. E o zaman burası da 6. E bu uzunluk da zaten kaç birimdi? 6 birimdi. 6 birimdi. Yani şurası kaç yaptı? 12. Pisagor. 9, 12, 3, 4, 5'in 3 katından dolayı cevabı 15 olarak buluruz. Yani dördüncü soru akçay oldu geldik 5'e. Bu sefer kesilip şöyle açılmış herhalde değil mi? Dur bakayım okuyayım. Bir kare karton verilmiştir. Kenar uzunlukları burada zaten. 4, 5, 6, 3 verilmiş. Tamam kare. Bu karton EF boyunca kesilip sağa daha sonra EFC üçgensel bölgesi. EK3 da 90 derece döndürülüyor. Bak 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 bak. bak. Şu EF hop buraya geldi. 90 derece döndü. Hocam bu buradayken bu buraya geldiyse eğer 90 derece dönerek gelmiş hemen 90'ı yapıştırıyorsun. Buna göre son durumda A F üstü uzunluğu nedir diye soruluyor. Peki şu uzunlukları yazalım. Önceden şurası neydi arkadaşlar? Şöyle 5 ve 6'ydı. Sen 90 derece döndürdüğünde burası 5 burası 6 mı oldu? Evet. Şimdi burası kaç birim? 3 birim ve burası kaç birim? 9 birim olduğunu biliyoruz. Bizden ne isteniyor? A F uzunluğu. A'dan F'ye bir çizgi çiz. İşte oradaki uzunluk nedir diye soruluyor. Arkadaş buna ait 90 dereceye karşılık getireceksin. Şimdi 90 derece döndü ya. E, senin bu 90 derece dönen kısım şu şöyleyken. 90 derece önünde hop şurası da şöyle oldu mu oldu. Yani şurası da 90 derece. Aa hocam 90'lar var burada. Dik üçgene karşılık getirmeyelim. Şöyle dik dörtgen yaparsam gelir. 3 ise 3, 6 ise 6. Bak burası kaç? 8. Bak burası kaç? 15. 8, 15, 17 üçgeninden cevabı 17 olarak buluruz. Yani kaçıncı soru? Beşinci soru Denizli çıktı dostum. Geldik altıncı soruya. Vallahi köşegenle alakası yerde bir eşit verilmiş. Diğer köşegeni de çizelim. Zaten köşegen çizilmişse diğer köşegeni de çizmek mantıklı. Köşegenler dik kesir ve şuradaki parçalar hepsi birbirine eşit değil mi? Evet. E, burası 8 birim. Yani buraları 4, 4, 4, 4 mi yaptı? Aynen öyle. EC uzunluğu isteniyor bizden. Ha hocam Pisagor bağıntısı yaparım olay biter. Ya Pisagor bağıntısında x artı 4'ün karesini falan açıyorsunuz. Bence gerek yok. Ben bence şunu şuraya a deyin. A kare artı 4'ün karesi 8'in karesi deyip işlem yapın. Ya da 90'ın karşısı 8 hangi açının karşısı 4'tür? 30 10. Bak 30 60 90 üçgen çıktı. 30'un karşısı 4 60'ın karşısı 4 köküştür burası. E 4 artı x şurası değil mi 4 artı x? Evet. Neye eşit? 4 köküçe eşit ve x de böylelikle 4 köküç eksi 4'e eşit. Yani cevap akçay çıktı 6. soruda. Geldik 7'ye. Kare biçimindeki bir kumaşın her bir kenarı 3 eşit parçaya bölünüp bak 3 eşit parçaya bölünüp şu şekilde bir kumaş parçası kesilmiş. Arkadaş şimdi kare ya bu. 90'ar derece olduğunu biliyoruz. Tanımını kullanalım. 3 eşit parçaya bölünmüş ya. Ondan sonra çıkarılan kumaş parçasının alanı şu. 3 ee, eşit parçaya bölündüğü için a a a olduğunu a a a olduğunu a a a olduğunu biliyoruz. Tamam ne güzel. Hocam x kenar dik üçgen 45 45. Hocam burası da 45 45. Hocam burası da 45 45. E hocam burası da 45 45. Ve şurada kaçtı? 90 burada kaçtı? 90 burada kaçtı? 90 burada kaçtı? 90 yapar. 2A 2A 2 kök 2A yapar. A A burası da A kök 2 yapar. Şimdi yukarıda verilenlere göre çıkarılan kumaş parçasının alanı 80 verilmiş. Neresi? Kırmızı kumaş parçası çıkarılan parça. Yani A kök 2 çarpı 2 kök 2 A'yı 80 vermiş bize. Hocam kök 2 ile kök 2'nin çarpı 2 bir de 2 ile çarptın 4. 4 ile sadeleştim bunu. Kaç yapıyor? 20 yapıyor. A kare eşittir 20 çıktı. Kare biçimdeki kumaşın alanı. O, o zaman bir kenar 3A ya. Senden 3A'nın karesi isteniyor. Yani 9A kare isteniyor. 9 çarpı A kareyi de 20 bulmuştuk zaten. Cevap böylelikle 180 çıkar. Yani 7. soru balık kesir oldu. Geldik 8'e. Kardeşim bunu almışız. Kesmişiz. Kesmişiz değil mi? ABCD kare şeklindeki kumaşın ADE üçgen şeklinde kısmı kesilip şekildeki gibi D küsü döndürülmüş. Döndürülmüş arkadaşlar. Kalem döndürdüğümde yine aynı kalem. Sen bunu almışsın hop döndürmüşsün buraya getirmişsin. Ya hocam döndürülmüş hali şu kenar çizgi bu kenar çift çizgi olsun. Bu kenar çizgi bu kenar çift çizgi değil midir? Evet. Ya yalnız burada eş yapıyı kullanıyoruz ya eş yapılarda hep şunu söylüyoruz. Eşit kenarların eşitliği bizim için önemli. ÖSYM de seviyor. Baktın soru çıkmadı. Açıların eşitliği de bizim için önemli. E o zaman burada hadi onu da kullanalım. Hocam çizgiyi gören alfa çift çizgiyi gören beta çizgiyi gören alfa çift çizgiyi gören beta şimdi sen kesilmeden önce burası böyleydi alfa burası beta burası tamamı 90 ya burası alfa oldu e hocam burası alfa olduysa şu açı toplamda 90 derece yaptı ve burası da çizgi hatta ikizkenar dik üçgen çıktı efe'yi bulurken olay bitti şu çizgi kenarını bulalım yeter şimdi demiş ki döndürülmüş bae açısında vermiş zaten bana aa Dur. BAE açısı 60 derece. Yani burası 30 derece. O zaman burası 60. 30. 60. Burası da 30. Alfabete yazmayıp da 30 60 yazarsa yazsaydık da olurmuş gerçi. Neyse. Tamam 30 60 90'ları yazdık. Şimdi kumaşın alanı 36. O zaman kumaşın alanı normalde şu değil mi? Dönse bile toplam kumaşın alanı yine bu yapıyor. O zaman 36 ise ne olacaktır? 6 yapıyor bir kenar. EF uzunluğu isteniyor benden. Hocam bir kenara 6 bulduk. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. E o zaman burası da 3. 3 üç, 3 ise x kenar dik üçgen çıktı burada. Burası da 3 köklü olmak zorunda. Yani cevap balık esir oldu. 8. soru da geldik 9'a. Hocam ekstra bir 90 derece varsa dal alfa beta ya kardeşim. Var mı 90? Var. E 90'lar da düşüyor. Dal alfa beta tamamı 90 alfa 90 burası beta. Beta 90 sa bunun tamamı alfa yapar. Yani senin şuradaki üçgeninle şöyle sarıyla göstereyim. Arkadaş şuradaki üçgeninle Alfa betalı bir üçgen bu diğer üçgende zaten bu. Şu üçgenin ne oldu benzer. Hatta burada alfanın karşısı karenin bir kenara burada alfanın karşısı karenin bir kenarı olduğundan eş üçgen çıktı. Hatta BC'ye 12 vermiş. Burası 6 burası 6 burası 12. Tamam. O zaman eş üçgense betanın karşısı 6 ise betanın karşısı 6 yapar. 6 12 burası 6 kök 5 yapar. E, hocam eş ya burası. Burası da 6 kök 5 yaptı. 90'ın karşısı 6 kök 5 ise burası da 6 kök 5. Ya da burası 12 olduğundan 1 2 kök 5 üçgeninden burayı yazdık. E benden ne isteniyor? AFE üçgen alanı. AFE üçgeni bak x kenar dik üçgen çıktı. Bir kenarda 6 kök 5. 6 kök 5 çarpı 6 kök 5 bölü 2. Yani burası da 180 bölü 2'den cevabı ne buluruz? 90 buluruz. 9. soru E dremit oldu. Geldik ona. Evet şöyle bir katlama var. Katlamada ne yapıyoruz arkadaşlar? İyi öncelikli olarak eski haline geri getiriyoruz. Şöyle getirdik böyle. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam bu kenarlı da bu kenar birbirine eşit. Üst üste binen açılar da eşit. Şuradaki açılar da birbirine eşit. Eyvallah. Afi'yi vermiş bana. Şurayı 2 vermiş. Hocam açıların eşitliğini falan kullanalım. Burası e, 90 ise burası da 90 değil midir? Evet. E, bu köşegen değil mi? Aynen öyle. E, köşegen olduğu için 45 45 burası. Hocam burası da 45 burası da 45 olacak. Hatta 45 90 ise bak burası da 45 yaptı. 2 ise, da 2, yaptı. 2, 2 ise burası da 2 yaptı. 2 2 ise burası 2 kök gibi yaptı. Evet. Sonra ne yapacağız? A 2 ise burası da 2. Benden mavi bölgenin alanı isteniyor. Bak dikkat et. Çift çizgi. Şu karenin bir kenarı ne bulduk? 2 kök 2 artı 2. E burası da 2 kök 2 artı 2. E burası da 2 kök 2 artı 2. Senden mavi alan isteniyor. O zaman kenarlar belli. Yani 2 kök 2 artı 2 çarpı 2 bölü 2 isteniyor. Bölü 2'ler gider. Cevap 2 kök 2 artı 2 yapar. Yani cevap denizde oldu 10. soruda. Geldik 11. soruya kenar uzunluğu 6 cm olan ABCD karesinin içine bu karenin kenarlarının orta noktalarını köşe kabul eden bir kare çizilmiştir. Bu işlem benzer şekilde devam ediyor. Hocam orta noktalar şunlar. Şöyle orta noktalar. Tamam. Sonra benzer bir şekilde burada da orta noktalardan devam ediyor böyle. Eyvallah. Devam ediyoruz yine. Burada da orta noktalardan böyle devam ediyor arkadaşlar? Evet. Şimdi boyalı bölgelerin alanları toplamı nedir diye soruluyor. Kenar uzunluğu kaçtı? 6'ydı. Hocam burası 3 3 yaptı. E o zaman 3 3 ise 3 kök 2 yaptı burası. Burası 3 kök 2 bölü 2. Burası da 3 kök 2 bölü 2. Hocam kök 2 katı burası ne yapacaktır? 3 kök 2 bölü 2'nin kök 2 katı da 3 yapıyor. O zaman bunlar da 3 bölü 2 mi yaptı? Evet. E o zaman bitti. Boyalı bölgenin alanları toplamı. Hocam şuranın da 3 3 olduğunu biliyorum. Haydi yazalım bakalım. Bir tanesi 3 çarpı 3 bölü 2. Şu alanı hallettim. Şu alanda artı 3 kök 2 bölü 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2 bölü 2 artı bu alanda burası da 3 bölü 2 ya dik üçgen alanı hocam 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 bölü 2 hatta burası da 3 bölü 2 burası da 3 bölü 2 ya bundan 2 tane var çarpı 2 diyelim benden bu isteniyor burası 9 bölü 2 yaptı artı şu kökkiler çarpımı bölü 2 ile gitti 9 bölü 4 mi yaptı o zaman burası evet 9 bölü 4 artı Hocam şu bölü 2'lerde gitti. O zaman burası da 9 bölü 4 yaptı. 9 bölü 4 ile 9 bölü 4 toplarsan 9 bölü 2. 9 bölü 2 ile 9 bölü 2'yi toplarsan 9 yapar. Yani cevap Balıkesir yapar 11. soruda. Ve gençler böylelikle olayı bitirdik. Yani karede test 2 de bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.